Kanal D Haber o kente girdi. İşte Suriyeli Kürtlerin sokaktaki yönetimi ele geçirdiği Kamışlı. Çok uzun bir süre sonra buraya, yani Kamışlı sınır kapısına girebilen Türk gazetecileri bizleriz ve işte gümrüğü şu anda, Suriye gümrüğünü görüyoruz. Hala burada, burası tabii Şam yönetimine bağlı ve yönetimi de güvenliği de onlar sağlıyorlar. İşte zaten hemen Beşar Esad'ın fotoğrafı da karşımızda. Aylardır kapalı kalan Nusaybin sınır kapısı bugün açıldı. Türkiye'den 70 ton yardım malzemesi Kamışlı'ya ulaştı. Nusaybin sınır kapısındaydık. Uzun süredir kapalıydı. Hemen karşımızda da Kamışlı var. Suriye'nin Kamışlı kenti. İşte kamyonlar şu an unla yüklü ve karşı tarafa geçiyorlar. Kamışlı'ya gidiyorlar. Oradaki insanlara yardım malzemesi ulaştırıyorlar. Karşıda heyecanla bekleyen bir kalabalık var. Çünkü uzun süredir yardım ulaşmıyordu. Burası Kamışlı, hala Esad askerlerinin bulunduğu bir yer. Esad'a bağlı. Dolayısıyla tabii çok da yardımlar kolayca ulaştırılamıyor. Şimdi bu büyük kalabalık işte o kamyonları bekliyor. Kamışlı görünüşte Şam yönetimine bağlı. Kapıda Esad'a bağlı memurlar görev yapıyor. Kameraman arkadaşım İsmail Özmerer'le birlikte Türkiye'den Suriye'ye geçtik. Kamışlı'dayız şu anda. Beşar Esad'ın resimleri de hemen yanımızda. Ve burada da korumalar var. Yine Esad'a bağlı birlikte. İşte hemen karşımızda da Kamışlı var. Şu anda Kamışlı'ya geçtik. Burası Kamışlı. Kamışlı'dayız ve işte karşımızda da Kamışlı halkını görüyoruz. Ama Kamışlı'ya girildiğinde durum değişiyor. Suriye askerleri sadece belirli kontrol noktalarında bekliyor. Şu anda Suriyeli Kürtler buraya hakim gibi gözüküyor ama Esad da çekilmiş değil. İşte hemen karşımızdaki kontrol noktasında da Suriye bayrakları dalgalanıyor ve Suriye askerleri var. Ama şu anda sokakta dolaşanlar tabii Suriyeli Kürtler ve onlar sokaklara hakim gibi görünüyorlar. Sokaklara ise Kürt Yüksek Konseyi hakim. Suriye bayrağının yerini sarı, kırmızı, yeşil renkli bayraklar alıyor. Burada Kürt, Türk, Arap kardeşçe yaşıyoruz. Gelen yardımlarla sorunumuz azaldı. Kamışlı caddelerinde Esad'a bağlı polisler değil, Kürtlerin oluşturduğu asayiş güçleri tur atıyor. Hemen yanı başımızda Esad'a bağlı askerler var ama sokağın güvenliğini Kürtler sağlıyor. İşte burada bir asayiş arabası var hemen yanımızda. Kürtlerin bulunduğu buradaki Kamışlı'daki güvenliğimizi de onlar sağlayacaklar. Kamışlılılar yardımı büyük bir heyecanla bekledi. Sonunda o an geldi. Türk Kızılay'ı 4 kamyon yardım malzemesini Suriye Kızılay'ına teslim etti. Yardımlar sınırda, birkaç dakika içinde kamyonlar içeriye girecekler ve Kamışlı'ya ulaşmış olacaklar. Bu uzun bir süre sonra Kamışlı'ya ulaşan ilk kamyonlar olacak. İşte birazdan içeri girecekler. Yardımlar sürecek. Nusaybin sınır kapısı Kamışlı'nın nefes borusu olacak.